ya, burası tamam. Yere mi geldik lan? Yanlış yere geldik. Evet dostlar. Hepinize merhaba. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Almanya'dayız. Şimdi ilk adresi gece sabaha karşı boşalttık. İkinci adres için de yine Almanya'da Aschaffenburg'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada bir iki saat yattık. Çok uykusuzdum çünkü. Şimdi yavaştan çıkalım, bir 3 saatlik yolum kaldı. Yani 3 saatlik takım kaldı. Adrese yakın bir yerde yatarız. Sabah arayı da boşaltırız. Ondan sonra üçüncü adrese doğru yol alırız arkadaşlar. Türkiye'den dönüşümüzün ilk servisi arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz, video çekmiştim. Sıkıntılı bir geliş şeyimiz olmuştu. Sıkıntılı. Sıkıntı olmuştu gelirken. Şimdi gidiyoruz bakalım. İlk servisimizi yapacağız Allah'ın izniyle. Parça parça uyuyunca da insan başına ağrı giriyor ya. Dünden beri arkadaş ne yağmur yağdı ya. Acayip yağmur ya, daha bilmem ben ya. Biraz daha takımız var, onu da kullanalım. Adrese yakın bir yerde yatarız. Almanya'daki 9 numaralı otoban üzerindeyiz. Yani yol yapım çalışması olmasa şaşırırım. Bu da üstüme üstüme geliyor. Jeep'i sığdıramadı yani şeridler. Yağmurlu ama hava iyi arkadaşlar şu an. Öncelikle hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Ne olmuş lan bu? Lastik patlamış herhalde. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun.
parça parça uyuyunca valla baş ağrısı yapıyor ya. Uf. Beynim zokluyor. Artık yol gitmeyi özlemişim. Ben video çekmeyi özlemişim. Ya iki kamera yapmayı düşünüyorum da. Bakalım, öbür kamerada biraz sıkıntı var. Hafıza sıkıntısı var. Bakacağız. Saattir 20 kilometre yolu bitirmeye çalışıyorum. 30 kilometrem kaldı.
Saatlerdir trafikteyiz. Daha kahvaltı yapmadım. Kaçta çıktım? 7'de çıktım ve saat şu an 9.30. 2.5 saatte kaç kilometre gelmişim? Size söyleyeyim. 2.5 saatte 60 kilometre yol gelmişim. Önümde de bir 30 kilometre yol var ama herhalde kaza var, bilmiyorum. Bak, yolun kenarını işiyor adam, ne yapsın ya. Böyle bir sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Ya bugün ne güzel erkenden gidip ikinci adresi boşaltacaktım. Üçüncü adrese rahat rahat gidecektim. Almanya abi, Almanya işte, Almanya'da yapacak bir şeyim olmuyor. Yürüyeceğim mi lan? İki gündür de hiç durmadı yağmur. Şakır şakır yağmur yağıyor. İki gündür. Büyük bir ihtimal, evet, ileride kaza var sanki. Çünkü çekici mekici gitmişti ileri. Tam göremiyorum bunları ama ambulans falan var. Galiba. Çünkü ambulans falan da geçti. Var ileride bir şeyler ama dur bakalım. Sıkıntılı geldik Türkiye'den buraya. Sıkıntı devam ediyor. Allah şükür kaza bela olmasın da. Her türlü sıkıntıyı atlatırız ya. O konuda şeyimiz yok. Ekspres minibüslerle gelmiştim biliyorsunuz. Geçen videoda anlattım. Şimdi birkaç kişi sormuş. Ekspres minibüste çalışmak için ne yapabiliriz veya kimler çalışabilir? B ehliyet yetiyor galiba. Çift dingilli olursa minibüs zaten ekspres olmuyor. Tako takıyorlar. O yüzden B ehliyet yetiyor. SRC 3 olması lazım. Avrupa SRC'si. Onun haricinde de başka sağlam bir bünyeniz olması lazım uyku için. Çünkü adamlar ekspres geliyor. Adam bir çıkıyor Türkiye'den. İşte nereye gidiyorsa, yanılmıyorsam 48 saat içinde orada olması gerekiyor. Ekspresin öyle bir şeyi var. Adam Türkiye'den çıktı, düşün Almanya'da Hamburg'a geliyor. Zaten Almanya'nın içinde 48 saatte zor gidiyor Hamburg'a. Gerçi bizim için geçerli o da. Yani demek istediğim B ehliyetiniz yetiyor olması lazım. Ama garanti olsun diye E ehliyette bulundurabilirsiniz. Evet ya, tam şurada bir sıkıntı var. Oraya geçince ön açılıyor bakın. Ama hadi bakalım, inşallah biz de geçebilirsek orayı sıkıntıyı atlatacağız inşallah. Ne güzel ya, şimdi adresteydim. Belki de boşaltıyorduk. Neyse, Allah hayırlısı neyse onu versin ya. Hadi baba, pası ver gari. Allah Allah. Lan demin orada polisler bir şeyler vardı ya. Ne ara kayboldu onlar? Kaza şeyi mi çektiler acaba? Şuraya bak, bir anda açıldı, görüyor musunuz ya? Herhalde çekici aldı gitti şeyi. Yol açıldı. Tekstil yüklü arkadaşlar araç. Bir palet bir yer vardı. Bir paleti bıraktım. Şimdi askılı tekstil yüklü. Vallahi bu askılıyı da boşaltmalar uzun sürüyor ama inşallah ertesi güne falan kalmayız yani.
yağmur durmaz mı? Hiç durmaz mı yağmur ya? Yemek yapamadım akşam yağmur yüzünden. Hadi çayla mayla bir şeyler yaptık arabanın içinde. Yedik de. Bayağı da güzel yağıyor yani. 2 gündür. Hiç dinmeden aralıksız yağmur. Bugün günlerden salı. Hangi salı? Salı diyorsun da hangi salı? Bugün 21 Mayıs. 21 Mayıs. 2019 salı arkadaşlar. Yağmurda araba sürmeyi seviyorum ya. Hem araba temizleniyor böyle ama böyle yağacak. Yoldaki pislik pislik kalmayacak. Yolda pislik mi kaldı şimdi? 2 gündür yağmur yağıyor. Herhalde öğlen sonuna kalırız biz. İnşallah sıkıntı çekmeden bugün boşaltırsak çok iyi olacak ya. Özlemişim. İşte video çekmeyi özlemişim. Gerçi fazla bir uzun sürmedi. 2 haftalık bir şey oldu. Türkiye'ye gittim. Hani 1,5 hafta Türkiye'de kaldım. Bir hafta daha hani bir sıkıntı oldu. Geldik gittik. Tekrar geldik falan. Lan altlar ıslanıyor ya da yıkanıyor işte. Falan filan böyle sıkıntımız oldu. O yüzden şimdi pasaporttaki damgadan dolayı İtalya'da polis gördüm mü kaçıyorum abi. İtalya'da sıkıntı. Çünkü İtalyan döndürdü beni. İtalyan döndürdüğü için kaşe var. Diyecek ki senin 2 ay İtalya'ya girmen yasak. Senin ne işin var burada? Zaten 2 ay sıktım mı vize bitiyor. Kurban Bayramı'nda Türkiye'deyim Allah'ın izniyle. Ramazan'ı göremeyeceğiz ama Türkiye'de. Kurban Bayramı'nda Allah'ın izniyle. Türkiye'de olacağız. Bakalım. İlerleyen bölümlerde görüşürüz. Şöyle sizi yağmurla, müzikle baş başa bırakayım. Evet dostlar. Aşafanburg'daki adresimizi boşalttık. Mönchengladbach'a doğru gidiyoruz. Burada bir Türk dayı vardı. Tur Transit'ten. Bir de YouTube'dan bizi tanımış bir abimiz vardı. Adını unuttum ya. Şimdi bak ayıp olacak ya. Adını unuttum. Neyse bir abimiz vardı. Buradan selam olsun. O anlar yani. Burada çalışıyormuş. Belki şimdi çıkarken yolda denk gelir. Arabada. Burada bu küçük arabalarda çalışıyormuş burada. Bursalı. Buraya dün geldik. Termin yok diye
ertesi güne yatırdılar. Yani ertesi gün gel dediler. Ertesi gün geldik, boşalttık. Şimdi de Allah'ın izniyle gidiyoruz. Bu Öşün Gladbach'a gideceğiz. Kaç? 283 kilometre yolumuz var. Sıfırta koyla çıkacağız. 200 metre sonra sağa dönün. Şeyde yatarız. Yani yakın bir yerde yatarız oraya gittiğimizde. Yani tam girmeden oraya. Zaten çoğu fabrika içeride yatırmıyor. Üç tane Türk vardık. Bir tanesi çıktı. Karıncanın kendi arabası vardı. Bir sonraki sağa dönün. Bir tanesi Tur Transit'ti. Dayı rampadaydı benim geldiğimde. Sonra ben girdim rampaya. Ben boşalttım. Sonra benden sonra dayının şeyi boşaldı. Şükür bitirdik. Son adresimize gidiyoruz. Bugün günlerden çarşamba. Gelen giden yok. Sağa boş. Sağ olsun dayı bize bir çay yaptı. Kahvaltı yaptırdı. Bir sonraki sağa dönün. Nasıl lan? Sağa mı gideceğiz? Ben soldan geldim, sağa gideceğiz, öyle mi? Tamam. Evet, dün de sağdan gitmiştik ya, doğru. Dün burada yatırmayınca yatacak yer bulamadım. Buradan yürüdüm artık. Tekrar yola çıktım. Orada şey bulduk. Park bulduk, parkta yattık. Ekim yapıyor traktörle, portikle. İnşallah trafik yoktur ya. Dün gelişim çok sıkıntılıydı. Bayağı bir trafik vardı. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Kamera sallanıyor mu ki ya? Çok sallanmıyor galiba. Sallanıyor biraz da. Yeni bir aparat taktım da arkadaşlar. Şu anda iyi, sıkıntı yok gibi görünüyor. O ne yapıyor lan? Kaskla geziyor. Japon. Sola döneceğiz. 250 metre sonra sola dönün. Aslında şurada koyacak yer bir olsa, bir yer olsa, burada güzel market var. RV var aslında ama işte arabayı koyacak yer yok. Nereye koyacaksın ki arabayı burada? Hani içeri girsek ilerlerde sanmıyorum. Sokaklara gidiyoruz. Helmut kardeş, tomrukçu. Bu taraflarda tomruk taşıyan araç çok ya. Oo, şunlara bak. Koca koca. Abimiz sağ olsun tanımış bizi. Arabaya oturuyorum. Cam açık. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim. Bak Türkmüş bu da. Fenerbahçe bayrağı var. Muharrem dedim. Evet dedim. Şaşırdım şimdi. Allah Allah dedim ya. Arabanın önünde önceden Muharrem yazıyordu ya. Onu içeri aldım ben. Dedim. Ulan o da içeride aslında. Artık onu görmüyor dedim. Sonra
YouTube'dan takip ediyormuş. Sabah dedi izledim senin son videonu. Sağ olsun. Mutlu oldum yani. Allah razı olsun. De dayı çok vasiyat anlattı. Tamam mı? O yüzden adamın ismi de aklımda kalmadı yani. O yüzden çok çok özür diliyorum buradan. Tekrar beni izliyorsa selam olsun. Kusura bakmasın, ismini unuttum. Hakan'dı galiba. Dayının, o da bayağı dinledi. Artık kaçtı o. Saati de geldi gerçi onun. 12'de yükleyecekti o. Ben de artık işlemlerim bitmişti. Dedim ben de dayı bende kaçıyor, kusura bakma. Yoksa ikinci çıkıştan çıkın. Dayı bizi nasihatiyle boğacaktı yoksa. Gelen giden yok değil mi? Yok, tamam gir. İkinci çıkıştan çıkın. Tamam babacığım, çıkıyoruz. Ablacığım, teyzeciğim. Ha şu arabalardan kullanıyor küçük. Onunki mandı galiba, evet mandı. Sohbet ettik, dayı sağ olsun bir çay yaptı. İşte kahvaltı yaptık, çay içtik. Bayağı bir sohbet ettik kendileriyle. Bismillah, kazası belası inşallah cezasız yolumuzu buluruz. Bakalım, bu aparat sanki biraz daha fazla sallanıyormuş gibi geldi bana. Eğer öyle bir şey olursa yine değiştiririz ama çünkü böyle olunca yatağı indirip kaldırıp kaldırmama gerek kalmıyor. Böyle güzel oluyor. Daha da sabitleyebilirsek onu iyi olur. Bakalım. Evet dostlar. Son adresimiz Mönşi Muratbağ. Orada videoyu bitiririz. O yüzden şimdilik otobana kadar muhabbetimizi edelim. Otobanda videoyu sonlandırırız. Yani kapatırız. Diğerler bölümlerde tekrardan açarız. Zaten farım patlak. Kısa farların biri patlak. O yüzden sislerle gidiyorum gündüzleri. Gece de uzunlarla gidiyoruz mecburen. Almanya'da çok pahalı. Yani Almanya'da 16 euro, 17 euro bir far. Avusturya'da 4 euro. Ne gerek var? Avusturya'ya kadar idare edeceğiz artık. Alman plakada çalışan bir Türk dayı vardı. Yani sağ olsun bize selamı bile esirgedi yani. Bir selam bile vermedi. Böylelerini gördün mü cins oluyorum, uyuz oluyorum böyle. Sanki ne bileyim ya, böyle tiksiniyorum adamlardan ya. Lan insan görüyorsun, koskoca Türk arabası ya. Plakası belli. Hadi senin benim Türk olduğunu bilemem. Çünkü Alman plakası. Karşımda duruyor. Geldin. Yok abi. Şurada gurbetteyiz. İnsan bir selam verir ya. Hemşerim ne yapıyorsun, nasılsın falan filan der yani. 250 metre sonra hafif sağa dönün. Hafif sağa dönün. Dönüyoruz, dönüyoruz ablacığım, dönüyoruz.
bir şeyler akmış ha. 450 metre sonra solda kalın. Yoldan ne geçtiyse artık var ya, sadece yolun ortasını ezmiş yani. Kenarlar duruyor. Dostlar, otobana çıktık. Ben videoyu ilerleyen bölümlerde yeniden başlatırım. İlerleyen bölümlerde tekrardan görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Evet dostlar, adresimize gelmek üzereyiz. Üçüncü adres. Vallahi normalde bugün gelmeyecektim ama şirketten dediler hani git, herhalde alacaklar. Bilmiyorum. Bakacağız. İnşallah köprü falan şey değildir. Ha iyi. Alçak değilmiş. Yavaş gidelim abi de. Burası... İlk defa geliyorum ben buraya da. Biraz tırstım köprüyü görünce. Köprüyü görünce tırstım biraz. Şimdi bunun adına yatırmaz. Döneyim de bacım. Sağa dön, solu gösteriyorum ha. Ha, şeyi gösteriyorum, pardon. Tamam. Şu gözlüğü bir çıkaralım abi. Burada park yeri var mı? Şuralarda var ama. Hani şey yapmazlarsa dizel sitrali. Tamam, burası. Ne gibi, bakıyorum. Abimiz bir geçsin.
gidiyor. 300 metre sonra varış noktasına gelmeye. Ya burası tamam. Arkaya da motor koymuşlar ya. Adamın motoru var bir de ya orada. Vurmaz sakın motoru. Dönemeyeceğiz abi. Motor var arkada. Sıkıntı yaşayacağız. Şuradan döneriz diye düşünüyorum. Rahat dönermişiz. Niye biz oraya girdik ki? Hedefinize eriştiniz. Lan dur, ne hedefi ya? Yanındaki bina büyük bir ihtimalle.
Zeltstrasse. Bakalım bir şuradan. Ciha'ydı büyük ihtimalle. Oo, Robin daha ileride. Biraz daha ileride. Biraz önce gittiğim yerde CA da aynı yerdeydi. Dogmin de aynı yerdeydi. O yüzden ben CA'ya geldim. Girdim. Hadi bakalım arkadaşlar. Ama burada kapalı ya. Giriş nerede bugün buradan? Yeniden hesaplanıyor. Buradan gireceğiz galiba da. Hadi bakalım arkadaşlar, bu videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.